Herkese merhaba. Özyeğin Üniversitesi kanalına hoş geldiniz. Aday öğrencilere yönelik hazırladığımız bu programın adı 1 bölüm 3 açı. Bu serimizde bölümlerimize yönelik merak edilenleri bölüm başkanlarımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın sizler için onların gözleriyle yanıtlamaya çalışacağız. Ben girişimcilik bölümü öğretim üyelerinden Tolga Akçura. Bugün iki misafirim yanında. Girişimcilik bölümü öğrencimiz Kuzey Yılmaz. Ve yine aynı bölümden mezunumuz Vedat Coşkun beraberler. Kuzey ve Vedat, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Okula. Özellikle Vedat, sen. Bugün kendileriyle girişimcilik bölümümüze dair konuşacağız. İlk önce Kuzey, senle başlayalım. Özyeğin Üniversitesi'nde şu anda öğrencisin. Kaçıncı sınıf öğrencisin? Biraz kendini tanıt. Bir de niye Özyeğin'i seçtin? Bir ondan arkadaşlara bahsedersen seninle. Evet, Kuzey Deniz Yılmaz ben. Üçüncü sınıf girişimcilik bölümü öğrencisiyim hocam. Neden Özyeğin'i tercih ettim? Ben hayatımda Özyeğin'den öte neden ilk önce girişimciliği tercih ettim? Ondan bahsetmek istiyorum. Hayatımda hep ilginç şeyleri kovalamayı sevdim. Ve girişimcilik ismini de duyunca özellikle ilgimi çekti. Özyeğin'de zaten sıcak hissettiğim ve lise zamanında da çeşitli bağlarımın olduğu bir üniversiteydi. Hem Özyeğin'i hem de girişimciliği aynı yerde görünce ilk tercihlerimden bir tanesi girişimcilik oldu. Onun dışında ben IB eğitimi aldım lisede. IB sisteminde bizim business derslerimiz vardı ve en sevdiğim, en keyif aldığım ders de özellikle marketing alanı. Dolayısıyla zaten işletme ve işletme bölümleri benim hedefimdeydi. Ve bunların arasında da en yaratıcılığı içeren, dizaynı içeren benim için girişimcilik bölümü olduğunu düşündüm. Ve ilk tercihim olarak girişimciliği yazdım. Vedat, sen niye Özyeğin Üniversitesi'ni seçmiştin? Benim girdiğim sene girişimcilik bölümünün yeni başlangıç senesiydi hocam. İlk girişlerden biriyim. Seçimimi yaparken de aslında doğrudan aile fertlerinin bir yönlendirmesi olmuştu. Daha çok seçimlerimi yaparken işletme bölümlerini vesaire düşünüyordum. Ama Özyeğin'in o dönemde çok büyük ataklı bir kurulumunun gerçekleşmesi, özellikle akademik kadrosunun çok kuvvetli olması abim aracılığıyla beni buraya yönlendirdi. Bu şekilde de başlangıç oldu ve geldiğim için de, mezun olduğum için de çok mutlu oldum. Vedat, sen mezun oldun 2017 yılında. İlk mezunlarımızdan aslında. Evet. Şu anda ne yapıyorsun? Nerede çalışıyorsun? Bir kısaca bahseder misin? Kendini tanıtır mısın? Tabii ki. Ben Vedat, 2017 Özyeğin Üniversitesi'nden girişimcilik bölümünden mezunum. Şu an Doğuş Holding çatısı altında Related Digital firmasında çalışıyorum. Bu firma bir yazılım ve teknoloji firması. Yaptığım iş ise firmalara e-ticaret anlamında danışmanlık vererek yaptıkları satışı arttırmaya çalışıyorum. En basitinden sizin bir markada bir alışveriş yaptığınız zaman aldığınız mail ya da telefonunuza gelen bildirim sizin bağlı olduğunuz yaptığınız işleme göre gerçekleşiyor. Ve ben de burada kurguların çalışması için danışmanlık veriyorum. Çok güzel. Kuzey, Özyeğin Üniversitesi'ndeki günlerini bizimle paylaşır mısın? Burada dersler haliyle tabii zamanını alıyor ama derslerin dışında neler yapıyorsun? Ne gibi hobilerin var? Kulüp üyeliklerin var? Sporla ilgileniyor musun? Hocam, daha çok derslerin dışında bir şeyler yapıyorum zaten bu üniversitede. Yani derslerim zaten çok sevdiğim dersler. Onun dışında derslerim olmadığı zamanlar bile kampüste vakit geçirmeyi çok seviyorum. Çünkü burada çok güzel arkadaşlıklarım, çok güzel çevrelerim ve aynı zamanda bir kulübüm var. İçinde yönetim kurulunda bulundum. Bu kulüp de sosyal farkındalık kulübü. Onlarla hem vakit geçirmeyi hem aktiviteler yapmayı çok seviyorum kampüs içerisinde. Onun dışında hocalarımla aram çok iyi. Çay kahve içiyoruz, arada sohbetler ediyoruz. Onlar benim için çok değerli. Dersler zaten hep keyif aldığım dersler ve özellikle 3 ve 4. sınıfta bizlere çok fazla ders seçme olana sunulduğu için o havuzdan en sevdiğim neler varsa hepsini seçtim ve hepsinden de çok memnunum. Özellikle yaratıcılık içeren dersleri çok seviyorum ve gerek derslerde gerek ders sonrasında kampüste arkadaşlarımla bu dersin gerekçelerini birlikte yapıyoruz. Yaratıcılık derken aslında yaratıcı bir insansın değil mi? Bir müzisyenlik de var sende. Evet hocam. Biraz ondan da bahseder misin? Hocam, bir grubum var. Lisenin başlarında kurmuş olduğumuz. Adı şu ne? An Karambol grubumun adı. Güzel. İki tane şarkımız var dijital platformlarda. Çok da iyi gidiyor. Çok şükür. Arkadaşlar ulaşabilirler mi mesela? Söyleyebilir misin dinleyicilerimize, ilgilenirlerse dinlesinler? Tabii ki, çok memnun olurum. Hocam, ismi Karambol grubun. Herhangi bir dijital müzik mecrasında
ya da YouTube'da aratırlarsa ya da veya Instagram'da erişim sağlayabilirler. Karambol Kuzey Yılmaz diye aratacaklar değil mi? Karambol yaratsalar. Bir tek Karambol yetiyor. Takip edelim. Karambol Kaplumbağa diye de aratırlarsa. Ha, bir de Kaplumbağası var. O ne alaka? En sevdiğimiz şarkı hocam. İki şarkımız var zaten. İlk yazdığımız şarkı. Harika. Çok güzel. Peki bir de kulüp yönetim kurulu üyeliğinden bahsettin. Nedir o? Hangi kulüp? Sosyal Farkındalık Kulübü hocam. Ne yapıyorsunuz o kulüpte? Bu kulüpte bildiğimiz gibi SDG'ler var. United Nations'ın kurmuş olduğu 2025'e kadar olan hedefler, sürdürülebilirlik hedefleri. SDG'yi açar mısın arkadaşlara? Ne demek o? Sustainable Development Goals, bunların açılımı. Biz bu hedeflere yönelik aktiviteler yapıyoruz. Mesela kadın erkek eşitliği diye bir SDG var. Cinsiyet eşitliği diye geçiyor. Mesela bu konuda problem gördüğümüz şeyleri saptayıp ondan sonra bunlara çözümler üretiyoruz hep beraber. Bu süre içerisinde hani değişik bir sürü fikirler çıkıyor. Genelde medyayı kullanarak çok fazla iş yapıyoruz. Ya da hayır kurumlarıyla, hayır kurumu demeyeyim. Peki bu çözümleri sunduğunuz yer neresi? Nasıl bir platformu sunuyorsunuz? Genelde sosyal medyada farkındalık uyandıracak içerikler paylaşıyoruz. Bunun dışında aktiviteler yapıyoruz. İnsanları bir araya getirecek. Bunları yaparken de partner olduğumuz birkaç tane kuruluş oluyor. Mesela WWF ile bir etkinlik yaptık. Habitat Vakfı ile bir etkinlik yaptık. Çeşitli bir sürü birliktelik içerik üretiyoruz. Peki toplumu değiştirdiğinizi düşündüğünüz en büyük etkinlik veyahut da en büyük hani bu kulüp çerçevesinde olabilir veyahut da öz yayındaki tecrüben hani daha genel şekilde düşünebilirsin. Bir örnek vermen gerekirse ne olabilir? Aslında bunu tek bir örneğe indirmek benim için çok zor olur. Çünkü bir sürü etkinlik yaptık dönem içerisinde. Ama bunların arasından benim en çok etkilendiğim bir oyun yaptık, bir parkur yaptık. Ve bu parkurda sürekli sürdürülebilirliği aşılayan oyunlar vardı. Katılımcılar bu parkurlardaki istasyonları teker teker geçip en kısa sürede bitirmeye çalışıyordu pisti. Ve bu 5 tane istasyon vardı. Bu 5 istasyonda da orijinal, birbirinden farklı ve bir sürü güzel duygu ve anlam aşılayan oyunlar vardı. Nasıl değişti toplum? Toplumun tabii nasıl ileri vadede değiştiğini bir şey diyemeyeceğim. Onu ölçmek biraz zor ama biz geri dönütlerden bu şeyleri anlıyoruz. Nasıl değiştiğini anlıyoruz en azından kısa bir vade için. Geri dönütlerin hepsi çok güzel ve şeydi. Hani gerçekten insanlara bir şey kattığımızı anladığımız geri dönütlerdi. Bunları duymak insana farklı bir gaye veriyor, mutluluk veriyor. Kuzey biraz sosyal girişimcilik tarafında. Aynen öyle. evet, bunu bölüm başkanımızla da konuşmuştuk Murat Fiş'le. Sosyal girişimcilik artık girişimciliğin çok önemli bir aslında bölümünü kapsıyor. Ve sosyal girişimle biz aynı zamanda toplumu yeniden yapılandırabiliyoruz. Bunun için belki küçük bir adım örneği olarak bunu algılamamız doğru galiba. Tabii ki. Değil tabii mi? Ki. Çok güzel. Kadın erkek eşitliğinde de galiba bir etki yapabiliyorsunuz. Onu ayrı yaptık. Onun için bir sokak röportajı yaptık. Ve ilginç sorular sorduk. Mesela bir tanesi çok komikti. Marie Curie dışında bildiğiniz bilim kadını var mı diye bir soru sormuştuk. Ve kimsenin hiçbir şey bilmiyor oluşu biraz dikkat çekici bir noktaydı. Ama tabii kimseyi yargılamamak lazım. Sonuçta sistem bizi bu şekilde büyüttüğü için. Hani bunu bir şey olarak gösteriyorduk biz sadece. Hani bakın durum böyle. Hani biraz da değişmemiz gerekiyor. Evet, hakikaten çok önemli burada kadınlarımızın çok daha ön planda olması lazım. Aslında Fransız devriminin en önemli yapı taşlarından biri kadınların başlattığı bir hareket. Ama maalesef tarihe baktığımız zaman tarih hep erkekler tarafından yazılmış gibi duruyor. O yüzden bilmiyoruz. Burada çok güzel bir şey söyledin. Bir farkındalık yaratmamız lazım. Yani evet. Sonuçta biz eşitiz. Ama tarih bu eşitliği unutturuyor bize. O konuda da çok sevindim. Çok güzel bir orada faaliyet içindeymişsiniz. Şimdi sözü ben Vedat'a çevireyim. Bu hani Kuzey'in tecrübeleri senin o eski belki anılarını da hatırlamana sebep olmuştur. Geçirdiğin yılları, eğitim hayatını nasıl değerlendiriyorsun özelinde?
Aslında Kuzey'in anlattıkları bende de birçok flashback etkisi yarattı. Gerek kulüp aktiviteleri olsun, gerek hocalarla kahve içiyoruz sözleri olsun. Bizim dönemimizde de Nesim Hoca vardı hatırlarsınız. Nesim Hocamız. Hala burada. Burada süper. Hala burada. Bir yanına uğramam lazım o zaman mutlaka. kendisinden böyle 3-4 tane ders alma fırsatım olmuştu ve şöyle bir anılarımız da vardı bizim. Nesim Hoca dersini anlatırdı. Çıkışta Vedat hadi beni hangi restorana götürüyorsun? Beraber et yiyelim deyip bir gezmelerimiz oluyordu. O anı geldi aklıma. Şimdi bu örneği verme sebebim şu. Aslında oldukça eğlenceli ve sosyal bir şekilde geçen bir üniversite hayatım olduğunu söyleyebilirim. Ama basit şekilde kelime kelime ifade edeceksem hocam. Sorumluluklar aldım kulüp aktivitelerinde. Vizyonumu geliştirdim, hayatı bakış açımı şekillendiren ve son olarak da inanılmaz seviyede eğlendiğim yıllar olarak tarif edebilirim Özyeğin'lik. Hemen bu konuyla alakalı Vedat, Özyeğin Üniversitesi'ndeki dönüşümünün şu anda bulunduğun yer ve çalıştığın işe nasıl bir artısı oldu? Aslında çok temel bir artısı oldu hocam. Şunu kesinlikle söyleyebilirim. Girişimcilik bölümü aslında bir insana felsefe de aşılıyor. Buradaki temel felsefe kısmı bir girişimci gibi düşünebilme, girişimci gibi davranabilme içgüdüsü katıyor. Zaten başarılı girişimcilerin çoğuna bakarsanız hepsinin çıkış noktasında bir problemi çözme ya da bir ihtiyacı karşılama durumu söz konusu. Bu da aslında onların bir mindset'i olduğunu, belirli durumlara karşı tepkiler verdiğini gösteriyor. Şunu demeye çalışıyorum aslında. İş hayatında sürekli olarak aslında problemlerle karşılaşıyoruz. Çözülmesi gereken problemler ya da var olan ihtiyaçların bir şekilde karşılanması. İşte girişimcilik felsefesinde işlemlere yaklaştığımızda, zorlu kompleks yapılara karşılaştığımızda bunları çözmek çok daha artı bir konuma yani yönlendiriyor. Ve iş hayatında da bunun pozitif yanlarını görüyorum. Peki öğrendiğin, çünkü sonuçta girişimcilik aslında bir ezber bozan düşünme yaklaşımı gerektiriyor. Yapılanı değil, yapılması gerekeni tanımlamanı gerektiriyor. Özyeğin Üniversitesi'nin hani aldığın dersleri ve buradaki eğitimin sana kattığı yetki ve becerileri düşünerekten işte direkt olarak etkisini gördüğün bir ders veyahut da bir model, bir yaklaşım var mı aklına gelen bize söyleyebileceğin? Tabii ki. Girişimcilikte yalın girişim metodolojisi diyen bir uygulama vardır. Bir aslında yaklaşım biçimi bu. Bunun içerisinde Business Model Canvas dediğimiz bir yapı bulunmakta. Orada değer önerisin yani verilen hizmetin ya da ürünün bir değer önerisi olmak zorunda. Karşılığında da o hizmeti ya da ürünü alacak olan bir kitle olması gerekiyor. Bu bir müşteri segmenti. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman ürün ve segment uyumu yani pazar uyumu sağlanmış oluyor. Bunu gündelik hayata uyguladığımda, benim iş hayatıma uyguladığımda birçok markanın, birçok firmanın aslında iş modelini anlayabilmem ve dolayısıyla da o iş modeline göre o firmalara danışmanlık verebilmem anlamına geliyor. Bu danışmanlığı verdiğim zaman da zaten pozitif dönüşler almış oluyorum. Bu da benim kariyer yolculuğumda daha hızlı adımlar atmamı sağlıyor. Bulunduğun yerde bu sayede akranlarına göre bir farkın olduğunu hem sen hissediyorsun hem de hissettirebiliyorsun diye kesinlikle, anladım. Kesinlikle, kesinlikle. Yani hem danışmanlık yaptığımız için hocam belki biraz daha burada yaptığım işi daha fazla açmam daha anlaşılabilir kılacak işimi. Birçok farklı firmaya, bunlar pazar yeri de olabilir, doğrudan kendi firmasının internet sitesi de olabilir ya da mobil uygulaması da olabilir. Onlara vereceğim hizmet ne kadar mutlu edici olursa dönüşünde de aslında benimle daha fazla çalışmak isterler. Benim çalıştığım firmayla. Dolayısıyla ödedikleri fatura bedeli de artmış olur. Ben bu hizmeti bu bakış açısıyla daha fazla verebildiğim için ve onlar da daha memnun kalabildikleri için hem uzun süreli ilişkiler kurmuş oluyorum hem de kullandıkları modül sayısını artırıyorum. Bu sayede daha çok fatura kesiyorum. Süper. Çok basit ama. Abini dinledin. Kuzey. Abin sana bazı hani hayaller de sunuyor ama burada mezun olduktan sonraki hedeflerin neler? Bu hedefe ulaşma konusunda neler yapıyorsun? Ve Özyeğin Üniversitesi'nin bu konuda sana ne gibi katkıları oluyor? Şöyle, benim birkaç hedefim var. Bir tanesi müzik.
tabii ki. Onun dışında ben girişimciliği ve kendimi bir birey olarak yalnız başıma bir yerde temsil etmeyi çok istiyorum. Ve bunun yolunda girişimcilikten geçeceğini düşünüyorum. Özyeğin Üniversitesi'nde bulunduğum süre boyunca atlayabildiğim her şeye atlamaya çalışıyorum. Şu an mesela bir binicilik dersi aldım ve oradan kapılar açıldı. Orada şu an antrenörlük yapıyorum. Onun dışında hocalarımla gerçekleştirdiğim sohbetlerde sürekli birlikte fikir düşünüyoruz. İleri yönelik hayallerimizden ve düşündüğümüz fikirlerden bahsediyoruz. Bunların hepsi benim için bir kazanım. Ve üniversiteden çıkınca ben bunları bir süre boyunca kafamda toparlayıp evet bunları yaşadım ve ben bunların içinden şu yöne doğru yönelmek istiyorum deyip o yöne doğru koşmak istiyorum. Onun da şu an aklımdaki hayal, aslında ben gıda girişimciliği üstünde çok meraklıyım ve genelde hep araştırdığım girişimcilikler, girişim örnekleri gıda sektöründe oluyor. Onunla ilgili bir atılım yapmak istiyorum. Ve en büyük hedeflerimden bir tanesi de üniversite bitmeden bu girişime bir adım da olsa başlayabilmek ki buranın da avantajlarından yararlanabileyim. Benim merak ettiğim bir konu var. Ben de çünkü sonuçta girişimci bir hocayım. Üniversitemizde aslında hayatının girişimi şeklinde kendini konumlandıran ve girişimin aslında bir hayat felsefesi olduğunu söyleyen bir üniversite. Dolayısıyla sadece bir firmada yapılan bir hani değer yaratma değil aslında. İnsanın dünyaya bakışının şekillendirilmesi burada söz konusu. Özellikle girişim dediğimiz zaman insanlar hep fikrim var, fikrimi çaldırtmayayım, herkesten saklayayım gibi bir korku içindeler. Şimdi sen öğrencisin, böyle bir korkuyu belki yaşıyorsun. Ama bunu biraz da belki hani 3. sınıf öğrencisisin. Vedat belki biraz daha hani olgun bir şekilde cevap verebilir. Bu doğru bir korku mu, yoksa gerçekten olay fikir değil insan mı? Aslında tamamen olmaması gereken bir korku. Çünkü girişimcilik aslında yani yapılan işin %5'i fikir, %95'i execution olarak geçer. Yani aslında bu işi yapabilme noktası. Bu sebeple fikrin çalınmasından ziyade o fikri doğru uygulayabilenler, doğru şekilde ilerletebilenler başarıya ulaşmış oluyor. Bunun en basit örneğini belki şu an Türkiye'deki en başarılı startuplardan biri olan Getir'le de düşünebiliriz. Getir birçok insanın aklına gelmiştir. Birçok insan bunu yapmak istemiştir. Ve belki de Getir benden fikri çaldı da diyebilir insanlar. Ama burada doğru olan şey uygulayabilmek, ilerletebilmek. Şunu da artı olarak söyleyebilirim hocam kesinlikle. İnsanlar fikirlerini aslında tam aksine paylaşmalı. Çünkü paylaştıkça fikrin eksi yönü ortaya çıkabilir. Neler katılabileceği ortaya çıkabilir. Ve girişimcilik aslında bir insanın tek başına yapabileceği bir şeyden ziyade kolektif bir şekilde başarıya ulaşabileceği bir yöntem. O yüzden olabildiğince farklı insanlarla sosyal bir şekilde ekip kurmak, o insanlardan güç almak ve o insanlarla fikir alışverişinde bulunmak çok önemli diye düşünüyorum. Ben kesinlikle katılıyorum. Toy bir görüş açısı da olsa da benimki. Ben bir hocamla bu konuyu tartışırken bana demişti ki fikir 1 lira. Ve demişti ki fikrin ne olduğu önemli değil, nasıl uyguladığın önemli. Ve bu benim başıma birinci sınıfta gelmişti bu sohbet. Ve o günden beri hala aklımda ve yaptığım her işte de fikrim paylaşılarak büyüdü. Paylaşılarak daha farklı yerlere dallanıp budaklandığını ben de gördüm. Çok güzel. Özyeğin Üniversitesi'nde alınan eğitimin o zaman insana yapılan yatırım olarak bakılırsa, değil mi? Fikri herkes aslında hani bir fikrin sahibi olabilir, bulabilir ama insanın burada çok daha değerli olduğunu ve Özyeğin Üniversitesi'ndeki eğitimin bu insanın yetişmesi konusunda çok önemli bir katkısı olduğunu sanırım söylüyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Ben tabii ki bunu söyleyebilirim. Özellikle Özyeğin Üniversitesi'ndeki eğitim benim için çok kaliteli bir eğitimin olmasının yanı sıra bir ortam. İnsanın kendi performansını arttırmasını sağlayan güzel çevreler edindirtilen ve kesinlikle daha yaratıcı düşünmesini sağlayan, daha atılgan olmasını çok sağlayan güzel bir platform diyebilirim aynı zamanda eğitimin yanı sıra. Vedat, Özyeğin Ünde Nesim Hoca ile olan anını paylaştın ama onun dışında bizle böyle unutamadığın başka bir anın var mı paylaşmak istediğin? Yani birçok anım var. Yani çok başka güzel mesela en çok geçti. Böyle hani hoşuna giden, bizle şimdi paylaşmak istediğin bir anı ne olabilir? Şu olabilir, aslında az önce sorduğunuz soruyla
bağlantılı bir şekilde anlatmak istiyorum hocam. Biraz da hani o sosyalliğin, paylaşımın etkisini aktarabilmek adına. Ben de 2011'de işte ilk girişlerden oldum girişimcilik bölümünde. Dolayısıyla o üniversitenin içerisinde de girişimcilik kulübünün kurucu başkanlığını yapma durumu da söz konusu oldu. İlk senemizde bir Türkiye çapında yarışma düzenlemiştik. İşte hem Ankara'dan hem İzmir'den hem İstanbul'dan farklı üniversitelerden arkadaşlar katılıp kendi fikirlerini bir jüri karşısında anlatıyorlardı. Tabii öncesinde de bir eleme turu vesaire gerçekleştirmiştik. Orada jüride de hatta Hüsnü Bey vardı. Hüsnü Özyeğin bizimleydi. Nevzat Aydın gelmişti. Yemek sepetini hatta exit olduktan bir iki hafta sonra da olmuştu. Çok korkmuştum acaba gelmeyecek mi? İptal olacak mı diye. Ama gelmişti çok sağ olsun. Orada bir o yaptığımız etkinlikte aslında baştan sona kadar tüm organizasyonu şekillendirme. Tabii ki bunu bir ekiple yapıyoruz. Bir yönetimle beraber yapıyoruz. Tüm süreçlerin içerisinde olmak, hatta bir Ankara'dan gelen arkadaşımız geldi, benim evimde kaldı. Onu yani yer ayarlama noktasında. Şuna getireceğim, bu anıyı anlatma sebebim şu. Özyeğin Üniversitesi'nde aslında öğrenci bir şeylere mücadele etmek istediği zaman, kendisini belirli sorumlulukların altına atmak istediği zaman her zaman karşısına bir fırsatlar çıkabiliyor. Ve bu fırsatlar çıkarken de aslında bunu arkadaş grubuyla sağlamış oluyor. Arkadaş grubu ne kadar buna destek verirse ileride de o arkadaş grubunun aslında şirketi kuracağı ortakları olmuş oluyor. O yüzden Özyeğin Üniversitesi aynı zamanda bu hub ortamını, bu ekosistemi kurabilmek için de gerçekten ideal bir ortam diyebilirim. O zaman mezunlarla hala iletişim halindesin. O birlikteliğiniz devam ediyor mezuniyetten sonra. Özellikle o kulüpteki arkadaşlarımla hala aktif olarak görüşüyoruz. Çok güzel. Aday öğrencilere ne gibi tavsiyede bulunursun Vedat? Aslında Kuzey'in yaptığı aktiviteler çok çok fazla hoşuma gitti. Burada temelinde şu yer alıyor ki ne kadar keşfe dayalı işlemler yapılırsa ki Özyeğin bunu sağlıyor, şu açıdan sağlıyor. Binicilikten bahsettin, evet. Kuzey. Müzikten bahsettin. Bir yandan sosyal girişimcilikten bahsettin. Aslında bakıldığında çok farklı dallardan, hem sosyal taraftan işe gelecek tecrübelerin oluşması için çok aktivitede yer alıyorsun. Olabildiğince keşfetmeleri, olabildiğince akış yapmaları, sosyal olmalarını tavsiye ederim. Ama sonlara doğru geldikçe belirli alanlarda uzmanlaşmaları, belirli alanlara odaklanmaları aday öğrencileri hem iş hayatına daha iyi hazırlayacaktır, hem de onların hayata dair daha bilinçli şekilde hareket etmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Kuzey, en yakın arkadaşın eğer Özyeğin'e başvuracak veyahut da başvurmayı düşünüyor olsa niye Özyeğin sorusuna nasıl cevap verirsin? Keşfedecek o kadar çok şey var ki burada. Eğer keşfetmeyi isteyecek biri ise bu ağacın çok meyvesi var ve onları toplayacaksa gelsin burada onları toplasın derim. Ama tabii hani onları toplamayanlar için de standart bir üniversite ortamı. Yani buraya geleceklere benim tavsiyem, buraya geldikleri zaman görsünler etrafında neler olduklarını, anlasınlar, bilsinler ve ona göre keşfetmeye açık olsunlar burada. Kuzey, çok değerli bilgiler verdin. Vedat, sana da çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle son söylediğin, Kuzey, çok manalı. Bir öğrenci olarak da tabii bunu hissetmeyen benim için çok önemli bir konu aslında. İş insanda bitiyor. Yani bir şekilde toplum önüne kaynakları veriyor. Bunu bazı insanlar alıyor ve onunla çarpıyor. Çok iyi yerlere getiriyor. Bazı insanlar hiç bu kaynakları kullanmıyor. İş insanda bitiyor. Girişimcilik de aslında tam olarak bunu aslında, değil mi, vurguluyor. Yani önündeki kaynakların en iyisini al, en iyi şekilde bundan yeni değerler üret. Kesinlikle. Bunu bir öğrenci olarak yapmak keşfetme açlığıyla başlıyor. Keşfetmek demek de kaynakları en yakından tanımak. Hem kendi içini hem de dışındaki bu kaynakları. O yüzden çok değerli bilgiler verdiğinizi ve aslında bir hayat felsefesi anlattığınızı hissettim. Sanki bir hani 40-50 yaşındaki insanlarla konuşsam hani anlatılacak konuları konuştuk gibi hissettim.
Şimdiden çok olgunlaşmışsınız. Tebrik ediyorum. Çok büyük başarılar bekliyorum ikinizden de. Gelecekte sonuçta Özyeğin'in de bayrağını taşıyorsunuz, taşıyacaksınız. Hem Kuzey hem Vedat paylaştığı değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Aday öğrenciler için oldukça yararlı bilgiler olduğunu düşünüyoruz. Aday öğrencilerimiz daha fazla detaylı bilgiyi web sitemizi ziyaret ederek alabilirler. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.